Merhaba. Narsizmle ilgili konuşurken bizlerin gözden kaçırdığı bir gerçeklik var. Narsistler kötü kalpli insanlar değillerdir tam olarak. Yani narsizm bir Yunan mitolojisinin öyküsünden başlar. Yani Nargisos'un öyküsünden, suya bakarken kendisine aşık olan ve belli bir yerden sonra sadece kendisiyle yüzleşmeyi haz kabul eden, sürekli kendisini anlatan, sürekli kendisine hayranlık duyan bir Yunan mitolojik kahramanının öyküsüdür. Nargisos'un öyküsüdür ve Nargisos'u anlatırken Cem Mumcu'nun çok güzel bir sözü var. Diğer insanları sevmeyi başaramayan Nargisos, tanrılar tarafından sadece kendisini sevmekle cezalandırıldı der. Yani bizler narsizmi anlatırken kendisini öven, kendisini çok iyi gören insanı anlatmıyoruz. Kendisiyle uzlaşan, kendisini böyle birazcık böyle abartılı öven insan profilinden bahsetmiyoruz. Olmalı bu. Yani hepimizin narsizması vardır. Hepimiz kendimizi beğeniriz. Hepimiz kendimizle ilgili, ha bu böyle mi? Ben iyiyim o zaman bu duruma göre diye kendimizi överiz. Kendimizle ilgili güzel düşüncelere, zanlara kapılırız. Bu değerlidir. Narsizm herkeste olmak zorunda. Biz depresyonlarda kişiye ya kendini sev, sen öylesine bir insan değilsin moduna çekeriz. En nihayetinde hani narsizmle ilgili konuştuğumuzda narsizm insanın tabiatının bir parçasıdır. Ne vakit o kendini sevme, kendini özümseme, kendini haklı görme duygusu adaletsizliğe, karşı tarafa haksızlık yapmaya, karşı tarafa zarar vermeye, karşı tarafı ziyan etmeye yöneldiğinde bu narsistlik kişilik bozukluğu haline dönüşür. Bir insanda açık narsizm, gizli narsizm, bilmem tepeli narsizm, düzlü tepe böyle durumlar yoktur. Narsizm tek bir olgudur. Narsizmin kölesi olduğu zaman bir kişi kendi narsizmasının kölesi olduğu zaman bozukluk haline döner. İnsanlardan özür dileyemeyen, hatalarını kabul edemeyen, bir farkındalık kazanamayan, kendini güncellemeyen insanlar üzerinden biz narsizmin bir kişilik bozukluğu olduğu tanımlamalarına gideriz. Gizli narsizm, açık narsizm diye bir şey yoktur. Yani insan içindekini en nihayetinde dışarıya vurur. Çok sosyopat bir tip değilse. En nihayetinde baktığımızda gizli narsizm mi, saklı narsizm mi, açık narsizm mi? Böyle bir şey değil bu olay. En nihayetinde psikolojik kliniklerinde sağlık merkezli narsizmalar üzerinden gidiyoruz. Yani psikotik ve nevrotik karmaşanın yüzleştiği noktalardan bahsediyoruz. O yüzden hani narsizmle ilgili konuşurken gizli narsizm, açık narsizm diye bakmak yerine kişinin özgüveni, kendisini tanıtımı, kendisinin prezentasyonu karşı tarafa haksızlık, adaletsizlik yapacak düzeyde mi? Karşı tarafa değersiz hissettirecek düzeyde mi? Bunları göz önünde bulundururuz. Ve kendisine hayran olan bir kişinin muhtemelen psikotik bir geçmişi vardır. Psikotik bir background'u vardır zihninin gerisinde. Hezeanel yaşıyordur. Bunu anlarız. Ama bunu derken narsizmatik bozukluk yaşayan insanların kötü niyetli olduğu üzerinden gitmeyiz. Her ne kadar bunu kötü niyetle yapıyor olsa da zaten bir sosyopatolojisi vardır, zaten bir mutsuzluğu vardır. Ama narsizm iç dünyasında gerçekliği algılama sorunu yaşar. Hayattaki her şeyi kendi yüzünden olduğunu zanneder. Yani büyümemiş bir çocuktur, egosentrisi vardır. Anne baba kavga eder, çocuk der ki benim yüzümden kavga ediyor. Oysa anne baba tereleli başka başka konular yüzünden kavga ediyordur ama çocuk bu şekilde algılar. Ben konuşuyorum, işte narsizm başarısız insanda ortaya çıkar diyorum. Adam diyor ki bana ya hocam diyor siz öyle diyorsunuz ama diyor bizim bir tanıdık narsist var diyor. Adam diyor Oxford'da okumuş. Veya işte Fransa'da çok değerli bir üniversitede okumuş. Doğru mu? Evet doğru. Narsist mi? Narsist. Biz başarısızlığın neyi üzerinden konuşuyoruz? Mutsuzluk üzerinden konuşuyoruz. Narsist insan mutlu olma sorunu yaşıyor. Çok başarılıdır insan. Dereceler yapmıştır. Okulu birincilikle bitirmiştir. Narsisttir. Hani ya başarısız insanlarda değil. İnsani ilişkileri güçlenmemiştir. İnsan sevmeyi başaramamıştır. İnsanlara sürekli üst perdeden davranıyordur. İnsanların hallerinden anlamıyordur. İnsanların o insanlarla empati kuramıyordur.
Kendince bir empati algısı vardır. Ona yardımcı olmaya çalıştım diye kral ve kraliçe hareketi bile hani ona destek olduğunu falan zanneder ama empati kurduğunu zanneder ama yüksek yüksek okullar, yüksek yüksek yöneticilikler, yüksek yüksek meslekler karşısındaki insanın halini anlamıyor. Yani en sevdiği insana değerli hissettiremiyor. En sevdiği insanı zavallı duruma düşürdüğü zaman bundan zevk alıyor. Bu başarılı mı? Çok sosyal anlamıyla, işte akademik anlamıyla, ekonomik anlamıyla çok başarılı olması aslında başarılı olduğu anlamına gelmiyor. Bu tarzda bir narsizma yaşayan, yani başarılarla dolu bir hayatın içerisinde narsizma yaşayan insan değersizlik duygusu yaşamıştır. Çocukluğunda değersiz hissettirilmiştir. Değer verilmemiştir. Diğer narsizm de hiçbir şey başaramamıştır ama başarmış gibi görünür. Biz şunları şunları yaptık falan. Cebinde 5 kuruş parası yoktur. Ya işte geçenlerde Hilton'da yemek yedik falan. Hani bir yetersizlik duygusuyla ilgili narsizma vardır. Yetersizlik duygusunun o kompleksiyle başa çıkamamış bir narsizma vardır. Bir de bütün başarılara rağmen değersiz hissettirilmiştir. Yalnız bırakılacağıyla ilgili korkutulmuştur. Sahiplenilmemişlik, o değersizlik duygusunun verdiği buhranlı korku filmi duyguları yaşamıştır. Bu yüzden narsizm olmuştur. Bakın büyük büyük şirketlerin yöneticilerinde %90'ı narsizmatiktir. Yani mücadelecidir, hırslıdır, ihtiraslıdır. Kişilik bozukluğu mudur? Diğerlerine adaletsizlik yapıyorsa kişilik bozukluğudur. Ama işte bir şeyleri başaramamış, becerememiş insanların biz şunları şunları başardık, şunları şunları yaptık gibi narsizma geliştirmesi yetersizlikten. Ama işte yüksek yüksek okullar, yüksek yüksek ekonomik standartlar bir şey başaramamıştır, başarısızdır diyoruz. Olur mu ya, işte yüksek okullar okumuşlar. Yüksek paralar kazanıyorlar. İnsan ilişkileri yok ki. Sevdikleri sırtlarına dayayamıyor ki. Zerre kadar mutlu olmayı beceremiyorlar ki. Yani başarısızlık dediğimiz aslında mutlu olmayı becerememe halleri. Bir sürü akademik anlamıyla çok gelişmiş, çok kendini yetiştirmiş tanıdığım insan var. Ve çok saygı duyuyorum. Çok hani bir de ben severim yani, öyle akademik tipleri severim. Ama insan ilişkileri yok. Karşısındaki insanın halini anlamıyor. Karşısındaki insana bir destek, bir enerji, bir güç, bir motivasyon vermiyor. Yüksek IQ'lar. IQ'su 140'ın üzerindeymiş. Karşısındaki insanı anlayamıyorsa IQ'nu bir anlamıyor ki. Ve ben çok yüksek IQ'lu insanların çok böyle ağızlarından salya aka aka isimlerini söyleyemeyeceği durumlara geldiğini biliyorum yani. Öyle hayata karşı fazla büyüklenmemek lazım. Benim şu mesleğim var, benim şu gücüm var, benim şu param var deyip öyle hayata efelik yapmak çok sağlıklı bir davranış değil. Hayat onu ters çevirip tekrar ihale edebiliyor. O yüzden narsizmle ilgili konuşurken büyümemiş bir çocuktan bahsederiz. İster yetersizlik duygusundan kaynaklansın, ister değersizlik duygusundan kaynaklansın. Büyümemiş bir çocuktan bahsediyoruz. Bu insan yetersizlik duygusu da olsa, değersizlik duygusu da olsa mutsuz. İnsanlara güvenemiyor. İnsanlara sırtını dayayamıyor. Veyahut da mutlu olmanın ne olduğunu bilmiyor. Yaşadığı hazları mutluluk zannediyor. Biz bu insanlarla konuşurken diyoruz ki biraz büyüyün. Biraz insanı anlamaya çalışın. Biraz insanı sevin. Hesap yapmadan sevin. Biz çocukluk evresindeki travmaların neden çok önemli olduğunu söylüyoruz. Çünkü geleceğe sirayet ediyor. Geçmişinde anne babasının birbirini boğazladığını gören, birbirine saldırdığını gören çocuk gelecekte en sevdiği kişiyi boğazlamaya kalkıyor. Ve diyorsun ki bunu neden yapıyorsun? Sevmiyor musun sen bu kişiyi? Çok seviyorum diyor. Ama başka bir yol bilmiyor ki. Bir insan nasıl davranacağını bilmediği zaman zarar verir. Bilgiyi hafife aldığı zaman zarar verir. Bilimi hafife aldığı zaman zarar verir. Tıbbın ilk kuralıdır. Zarar verme. Yani bir insanı seviyorsan ve zarar veriyorsan bir hastalık vardır o işin içinde. En sevdiği insan, en güvendiği insan bir an diyor ki işte diyor sen diyor zayıf bir insansın. İnsan en sevdiği insan tarafından zayıf olduğunu duyduğu zaman bu çok acımasız bir durum. Eleştirilerin değerli olduğunu söylüyoruz. Eleştiriler çok önemli diyoruz. Eleştirilmek bizi geliştirir. Eleştirileri dinleyin. Sizin kendinizi güncellemenize sebep olur. Bu çok doğru. Ama yani en sevdiğin kişi sürekli eleştiriyorsa o işte bir anomali vardır. Bir arkadaşın sana cesaret veremiyorsa o işte bir anomal vardır. Sevdiğin bir kişi ben senin yanındayım diyemiyorsa o işin içinde bir anomali vardır. Yüzeysellikten bahsediyoruz. Çok yüzeysel. Benim bir arkadaşım götürdü evine. Birader dedi
bir gör dedi ya. Annem babam dedi şey dedi, narsizmatik dedi. Ve cehaletten kaynaklı bir narsizma. Yani eksiklik duygusundan, yetersizlik duygusundan bir narsizma. Gittik eve. Aman Allah'ım bir ikram, bir izzet. Eziyorlar beni. Yani iyi şey ikramlarıyla eziyorlar. Bir insan karşısındakini iyilikle ezmeye çalışıyorsa anomalidir. Onu gebe bırakmaya çalışıyordur. Dedim ki bak burada çok tehlikeli bir durum var. Nasılsın, iyi misin diye soruyor. Ben de hani karşı tarafı okumaya çalışıyorum. İyiyim, teşekkür ederim falan. İşler nasıl gidiyor falan. Dedim ki ulan bir iki dert anlatayım ya. Ben de hani herkes bana anlatıyor. Bir de ben anlatayım anasını. Ben de dert anlatayım dedim o an. Hani o iltifata, o ihtimama karşı. Ya dedim şöyle şöyle. Ha dinlemiyorlar. Sen dert anlatmaya başladığın zaman dinlemiyorlar. Dikkat edin. Sizi iyilikleriyle, ondan sonra işte destekleriyle böyle hani harika hissettirmeye çalışıp özel ihtimam gösteren, iltifatlarla, övgülerle özel ihtimam gösteren insanlara dertlerinizi anlatın. Duymuyorlar. Anlatıyorsunuz ya işte şurada şurada sıkıntılarımız var, şurada şurada. E iyi olur, iyi olur inşallah, iyi olur. Hani az önce hani beni çok el üstünde tutuyordun. Narsizmatik karşı tarafı algılayamayan insan böyle davranır. Yüzeyseldirler yani. Bana birisi bende narsizma var deyince ben şu kelimeyi söylüyorum. Adam olmayı öğren diyorum. İnsan sevmeyi öğren diyorum. Hayvanları sevmeyi öğren. Ve bunu hiç kimse görmeden yap diyorum. Ya insanlara göstere göstere insanlık edebiyatı, harikalık edebiyatı yaptığın zaman o narsizmadır. Ki hani bizim inancımız bu anlamda çok değerli. Gerçekten insanı anlatır bizim inancımız. İnsan olmayı öğretir. Hani bir iyilik yaptığın zaman onu kimseye gösterme der. Yeryüzünde büyüklenme der. Sesini fazla yükseltme der. Hani merhamet et der. Hatta şeyde bir ayette mesela Allah peygambere der ki ey peygamber der, senin o güler yüzün, tatlı sözlerin olmasaydı o senin etrafındakiler yaprak gibi dağılır giderdi der. Yani o yüzden hani mesela inancımızdan da destek almak gerekiyor. İnsan nedir? Bir sürü şey başarmak, şirketlerin yöneticisi olmak, insan olmaya yetmiyor. Yüksek yüksek meslekler, işte doktorluk, hakimlik, avukatlık, işte başkanlık, liderlik, İnsan olmaya yetmiyor. Zaman geçti hani çok böyle hani siyasal konularda konuşmak istemem ama sevmiyorum yani işim de değil ayrıca bu üstüme vazife de değil ama bir şey gördüm ta geçtiğimiz zamanlarda içime dokundu. Bir anne çocuğu orada ölmüş anneye diyor ki sorumlu biri yetkili biri ya evine git otur diyor. Çocuğunun ölüsü orada evine git otur diyor. Narsizma nedir? Karşısındaki insanın halini anlayamayan insan. Karşısındaki insanın can yangınını anlayamayan insan. Ondan sonra bunlar işte Allah bunlara güç veriyor nedense. O yüzden hani güzel bir söz vardır. Hani gücün kuvveti, Tanrı'nın gücün kuvveti, parayı ne derece değerli gördüğünü verdiği insanlara bakarak anlayabilirsiniz diyor. Yani hani güç kuvvet dediğin şey çok gelir geçici. Ne Firavunlar, ne Süleymanlar, ne Sultanlar, ne krallar gelip gelip geçiyor. Karşıdaki insanı anlamak, karşıdaki insanın ruhuna dokunmak çok değerli şeylerdir. Öyle hani hazinelerle, statülerle, güçle, kuvvetle anlatılabilir olaylar değildir bunlar. Yani biz konuşuruz, deriz ki işte güç, kuvvet hak etmeyene, layık olmayan, liyakati olmayan ya da insan olmayı başaramamış insanlara verildiği zaman kibre dönüşür. Adam daha iki insanla hasbihal etmeyi bilmiyor, iki insanla dertleşmeyi bilmiyor. Makam mevkiye bir gelince etrafındaki insanları ezmeye kalkıyor. Ondan sonra diyorsun ki toplum niye bozuluyor? Bunlar yüzünden olabilir mi? İnsan gibi olmayı başaramamış, insan gibi halini derdini paylaşmayı başaramamış insanlar yüzünden olabilir mi? Olabilir. O yüzden hani halden anlayacaksın, insanı seveceksin, hesap yapmadan seveceksin. Kazık yiyeceğini bile bile insanı seveceksin. Duygularının kırılacağını bile bile insana sarılmayı seçeceksin. Narsizma dediğin bu şekilde çözülür. Karşındaki insandan bir kar elde etmeden, ki narsistler hesapçıdır. Hiçbir kar elde etmeden insan olarak sarılmak gerekiyor. İnsan olarak insanı sevmek gerekiyor. Karşıdakinin statüsü varsa o büyük ihtimam. Nasrettin Hoca'nın, Nasrettin Hoca Allah rahmet eylesin çok severim. Ne dediğimi anladı. Nasrettin Hoca diyor ki ye kürküm ye. Yani sırtındaki kürk için ihtimam gösteren kişi zaten narsisttir. İmaja tapıyordur. Karşıdaki görüntüye, varlığa, o şeye tapıyordur, statüye tapıyordur.
karşında insan var diye konuşmak çok çok büyük erdemdir, çok çok büyük meseledir, çok çok öyle herkesin başarabileceği bir iş değildir. Karşında dünyanın en sefil insanı varken ona gülümseyebilmek, onu anlamaya çalışmak ve bunu kimse görmüyorken yapabilmek büyük büyük meselelerdir. O yüzden hani dilimizi karşı tarafı ezmek için, iltifatlarımızı karşı tarafı gebe bırakmak için, istediğimizi yaptırmak için değil, insanı anlamak için, zihnimizi, ruhumuzu insanı anlamak için kullanmamız çok daha mantıklı. Övgüler, güzel bir şey yaparsın bir sürü kişi över. Ters bir şey yaparsın bir sürü kişi küfreder, hakaret eder. Övgüler de hakaretler de anlamsızdır. Siz kendinize nasıl bakıyorsunuz? Kendinizle barışık mısınız? Kendinizi seviyor musunuz? Ben bunu yaptığım zaman kendimi iyi bir insan olarak hissedeceğim diyebiliyor musunuz? Onlara bakmak gerekiyor. İnsanları sevmek gerekiyor. Durumlar böyle.